Ülkücüler Türkiye'nin çimentosudur. Yani İnşallah. Eskiden beri İnşallah. Maşallah. Çünkü 71'li yıllardan beri ben takip ederim o ülkücü hareketi. Allah vermesi yani benim kanaatim eğer ülkücü hareketi olmasaydı Türkiye komünizme teslim olacaktı. Evet. Evet. Allah vermez. Yani ben bizzat içinde gördüm, yaşadım, biliyorum. Ta bizim mahallenin bitişiğine kadar komünistler gelmişti. Ülkücüler maşallah orada bir set oluşturmuşlardı. Çanakkale geçilmez. işte o semt bizim bu 96'lar sonra o bölge aşılmaz diye bir yazı vardı duvarda. ve o aslanlar can siperhane gayret eder. Maneviyatın yükselmesi için çok gayret ettiler. Ben mesela hiç unutmam böyle ilk defa televizyonda gördüm. Böyle tüylerim diken diken olmuştu. Allah'tan bahseden, namaz kılan insan gerici değildir diye ülkücüler konuşma yapıyorlar. Evet, maşallah. Maşallah. Allah Allah. Maşallah dedim. Ne güzel cesaret. İlk defa duydum böyle bir şeyi. Maşallah. Yani bak ilk defa cesurca bir uslup. Rahmetli Türkeş Başbuğ Hazretleri'yle ben İstanbul'da burada onların bir kaldığı mekan vardı. Orada görüşmüştüm. Böyle tok sesli, çok şahsiyetli, devlet terbiyesi almış, çok asil bir insan yani. Olağanüstü birisi oldu, hemen anlaşılıyordu. Maşallah. Uzunca konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Bana bazı sırlar da verdi. Ben o Yahudilik Masonu kitabını yazdığımı söylemiştim. Ona faydalı olacak bazı sırlar verdi, izahlarda bulundu. Maşallah. Çok sevgi doluydu. Bir istirhamımız vardı, onu da inşallah halletti o zamanlar. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir camiadır. Allah yollarını açık etsin. Allah imanlarını daha pekiştirsin. İnşallah. Mübarek ve nur insanlardır, tertemiz insanlardır. Bu vatanın tertemiz Anadolu kokan yiğitleridir. Maşallah. İnşallah. Evet, inşallah. Hepsine selam ediyorum buradan. İnşallah.